2016 yılına gelindiğinde ilk 2016-2018 strateji eylem planı çıkmadan önce de yine yapılan çalışmalarda aşağı yukarı 65 sayfalık, ki net hatırlıyorum o aralarda 65-68 sayfa arasında olan strateji eylem planı daha sonra bakanlıklara dağıtılarak, işte o zaman Cemal Vekilim de söyledi, Başbakan danışmanısı olan Metin abimizin de içinde bulunduğu, diğer bakanlıkların da içinde bulunduğu bir çalışmayla 35 küsur sayfaya indirilerek 2016 tüm bakanlıkların da onayı alındıktan sonra 2016-2018 ilk strateji eylem planımız oluşturuldu ve daha sonra da 2019-2021 eylem planımız oluşturuldu. 2016-2018 eylem planını konuşacak olursak, tabii ki bu bütün taraflarla birlikte konuşmak gerekir de biz kendi fikrimizi söyleyeceğiz. 2016-2018 eylem planının oluşumunda en önemli birinci yapılan çalışma, bir yönerge ile bir heyet oluşturuldu. Bakanlık temsilcilerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir arada olduğu bir heyet oluşturuldu. Ve bu heyetin her yıl bir kez toplanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı ve bir sonraki seneye de neler yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldı. 2016, 2017, 2018 toplantıları da yapıldı. 2019 toplantısı yapılacağı zaman işte araya bir bazı sebepler ve pandeminin başlama sebebiyle de 2019, 2020 ve 2021 toplantılarımızı da yapamadık. Ama bu arada da 2019-2021 strateji eylem planımız da 10 Aralık 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, çünkü 2016-2018 bitmişti, tekrar yayına koyuldu. Fakat onda da birincisi süre uzamıştı, bir yılı öyle kaybetmiştik ikinci planda. Ama ikinci ve üçüncü yılı da maalesef tüm dünyayı etkileyen bir pandemi sebebiyle ikinci eylem planını uygulamaya geçiremedik. Bilmiyorum arkadaşlar birinci eylem planını ve ikinci eylem planını ne kadar okudu, ne kadar okumadı, ama ikinci eylem planını çok az okumakla birlikte, çünkü zaten hayata geçiremediğimiz için, birinci eylem planını en az 100 kere okumuş birisi olarak konuşuyorum. Birinci eylem planında yapılması gereken çok şey yapıldı mı, yapılmadı mı tartışılır. Ama burada bunların yapılması ile ilgili biz de neler yaptık, o da tartışılır. Roman STK'lar olarak veya yerel yetkililer olarak veya içerisindeki eksikliklerin yukarıya iletilmesi konusunda yapılmamış şeyler olabilir, ama bu işin artıları eksileri vardır. Strateji eylem planı roman camiasında nasıl bir etki yapmıştır? Strateji eylem planının etkisiyle roman camiasında çalışma yapacak kamu kurumları nasıl bir harekete geçmiştir? Asıl sorulması gereken sorulardan birisi budur. Anayasa da vardır. Anayasa bir belgedir. Anayasanın içinde her şey olmaz, ama anayasayla birlikte kanunlar çıkartılır, yönergeler çıkartılır, genelgeler çıkartılır ve bu genelgelerle ülke yönetilir. Ama sonuç itibariyle ülkeyi yönetecek veya kanunları yürütecek de insanlardır. Bunu uygular veya uygulamaz. Strateji eylem planı da bizim için böyle bir şeydi. Herkese görevler verilmişti, ama bu herkes bu görevini ne kadar yaptı? Aslında strateji eylem planı tartışılırken biraz da bunun da tartışılması gerekir diye düşünenlerdenim. Çünkü biz yerelimizde
çok iyi şeyler yapmış olabiliriz. Başka yerelde çok da etkili şeyler yapılmayabilir. Bu nedendir? Bu hem oradaki STK'ların hem oradaki idarecilerden kaynaklanan sorunlardandır. Mesela Edirne olarak ilk strateji eylem planı yerel kitapçığını çıkaran il biziz. Edirne valimiz bir girişimde bulundu. Dedi ki madem ki bir strateji eylem planı var, ülke ki strateji eylem planı, o zaman biz de bir il strateji eylem planı yapalım. Bütün dernekleri çağırdı. Taraflı tarafsız aşağı yukarı 40-50'ye yakın dernek katıldı. Bundan 3,5 yıl öncesinde falan olabilir, 4 yıl öncesinde veya 3 yıl öncesinde. Bütün derneklerin fikirleri soruşturuldu ve aynı teklifi biz orada kendisine yaptık. İl danışma heyeti oluşturduk mesela. İl danışma heyeti her ay toplanmaya başladı. 3-4 tane sivil toplum kuruluşu vardı ve aynı zamanda da kamu kurum kuruluşlarının müdürleri ve vali vardı. Vali başkanlığında toplantı yapıyorduk. Bu ay ne oldu? Bir sonraki ay ne olacak? Strateji eylem planı, ülke eylem planında ne yazıyor? Biz Edirne'de bu eylem planı nasıl yürütebiliriz? Mesela daha sonra zannedersem 1,5 sene önce olması gerekiyor. Bu pandemi dolayısıyla bilgisayar aracılığında bir toplantı yapıldı. Bakanlık yetkilileri ve 10-12 ilin valisinin ve STK'ların katıldığı bir toplantı yapıldı. Mesela o toplantıda İstanbul valisi güzel bir kopya çekti. Ve diğer birkaç vali de herhalde bunu uygulamaya geçiriyor. Bilmiyorum burada da böyle bir çalışma var mı yok mu. Ama İstanbul valisi o arada hemen bir ay içerisinde bütün İstanbul'daki dernekleri topladı. Strateji eylem planı ile ilgili Edirne böyle böyle bir şeyler yapmış, biz ne yapabiliriz dedi. Yani o da kendine bir görev çıkardı o toplantıya katılanların. Herhalde İzmir valisi de böyle bir şeyler çalışma içerisine girdi. Şimdi dediğim gibi yerelde strateji eylem planını kamu ne kadar biliyor ve bununla ilgili ne kadar çalışma yaptı. Asıl ikisini bir araya getirip tartışmamız gereken konulardan da biri bu. Maalesef yerel anlamda çok da fazla bir şey. Çünkü ülke anlamında strateji eylem planı çıktı. Uygulamayı yapacak olan yerelde bizleriz. Kamuyla birlikte STK'ların ortaklaşa hareketi. Ama biz maalesef bu oluşumu genel anlamda söylüyorum, Edirne için söylemiyorum, pek başaramadık. Edirne ile ilgili de bir şeyler yaptık ama dediğim gibi pandemi araya girdi, akamaya uğradı. Bazı idareciler olumlu baktı, bir şeyler yapmak istedi. Ama idareci değişti, bir sonraki gelen idareci o işe olumlu bakmadı. Metin abiyle Samsun'la ilgili konuştuğumuzda önceliklerle ilgili bahsetmiştik. Bazı idarecilerin öncelikleri maalesef biz olmadık. Artı ülke gündemi de son 2-3 yıldır roman gündemini aşacak değişik gündemlerle, yani biraz da bunu bu şekilde bakmak, strateji eylem planına böyle bakmak lazım. Yani ülke gündemi de o şekilde bir gelişti ki doğumuz, batımız, sorunlar, göç sorunları, göçmen sorunları, savaşlar, yani öyle bir duruma da geldik ki ve 2 yıldır bu pandemi, hastalık, ekonomi aldı başını gitti. Yani romanlarla ilgili o öncelik planı da değişti. Yani bakanlığın önceliği, hükümetin önceliği şimdi bizim tekrar şu anda 2021 dolayısıyla strateji eylem planı bitiyor aslında. Aslında olsaydı biz şimdi dünü bugünü dünü falan bundan sonra ile ilgili de yarınla ilgili mesela strateji eylem planı için biz 2022, 2025 veya işte 2030'a kadar ne düşünüyoruz? Daha uzun soluklu bir 5 yıllık, 3 yıllık değil de bir 5 yıllık nasıl bir çalışma istiyoruz? Bunu hükümete nasıl sunacağız? Her şeyi işte strateji eylem planı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yapsın, Cumhurbaşkanı'na sunsun, imzalansın. Böyle mi olacak? Yoksa biz bir katkı mı sunacağız? Bizim katkı sunmamız gerekiyor çünkü dikilen gömlek bize uymuyor. Roman strateji eylem planı bir gömlekse, o gömlek bizim için dikiliyorsa, biz bu gömleği giydiğimizde ya çok dar oluyor ya da çok bol oluyor. Yani bizim ölçümüzün alınması gerekiyor burada. Bizim ölçümüze göre yapılması gerekiyor. Bizim de ölçü vermemiz gerekiyor o zaman. Ölçüyü verecek olan bizlersek, o zaman bizim bu işin içinde olmamız gerekiyor. Yani evet, İki eylem planı yapıldı, bitti. Şimdi iki eylem planının eksilerini de çok sayarım, artıları da var. Ama eksileri, artıları saymak bize bir şey kazandıracak mı, kazandırmayacak mı? Bunu ortaya koymak lazım. O zaman bundan sonra eksileri, artıları iyi bir şekilde değerlendirip, bundan sonrakinde artıları çoğaltıp eksileri azaltarak neler yapabiliriz?
aslında konuşmak da lazım. Yani yoksa bu eylem planı burada bitecek mi? Birkaç yıl sonra mı devam edecek? Büyük bir ihtimalle pandemi bitecek. Ama 6 ay sonra, ama 8 ay sonra. Yani 2022 yılı bizim için önemli bir yıl olacak. Yani Türkiye için de önemli bir yıl olacak ama romanlar için de önemli bir yıl olabilir. Yani 2022'yi kazanmak istiyorsak bu konuda vekillerimiz var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi vekilimiz var muhalefette olmasına rağmen, ama iktidarda da bizzat Cemal vekilimiz var, İzmir'den seçilmiş. Cemal vekilimiz üzerinden daha farklı neler yapılabilir? Bizzat yeni bir konsey oluşturulabilir mi? Bu yeni bir konseyle birlikte işte bakanlıklar ziyaret edilip, hatta ve hatta dar çerçeveli, biz bugüne kadar bunu yapamadık. Belki Cemal vekilimizin sayesinde yaparız. Dar çerçeveli, gerçek anlamda bu işe katkı koyan insanlarla Cumhurbaşkanımızın buluşması olabilir. Çünkü bu işin itenek tekerleği itecek kişi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tekerleğe ittikten sonra işte arkasından vekilin görevleri, arkasından diğerlerinin görevleri, STK'ların görevleri ortaya çıkacak. Belki bunu yapabiliriz. Dediğim gibi artıları eksileri çok konuşmanın ziyasında 2022'nin ve 2022'den sonra biz romanlar için neler yapabiliriz de düşünmek lazım. Bu konuda hem sayın danışmanımıza, çünkü hükümetin içerisinde olan kişiler, en büyük sorumluluk, en büyük vebal onlarda, hem vekilimize büyük iş düşüyor. Bununla birlikte bizim tekrardan 2010 yılı öncesi dernekçiliğe de dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bugün burada işte AK Partili dernekler, Cumhuriyet Halk Partili dernekler, işte öteki dernekler, genelde genelde hep iki parti üzerinden. Yani derneğin partisi olmaz. Kişinin partisi olur. Ben istediğim yere oy atarım, istediğim görüşü savunurum ama benim derneğimin savunması hangi çerçeve için kurulmuşsam onun için mücadele ederim. Romanların hakkı, hukuku, romanların ilerlemesi için kurulmuş bir derneksem bunun için çabalarım. Bunun partisi olmaz. Bence 2010 öncesine tekrar eski halimize dönüp devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum 2022 yılı için. Yoksa tekrar teker patinaj yapar ve yerimizde sayarız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.